Biz Müslüman olarak hem kendi karakterimizi tespit ederken hem de sorumluluğunu taşıdığımız çocuklarımızı hayata hazırlarken Allah'ın adam dediği tipi kazanmak ve kazandırmak hedefiyle iş yapmalıyız. Allah'ın Kur'an ayetinde adam diye zikrettiği adam diye meleklerine okutturduğu, Kur'an'ında ayet olarak okunan insanlar, okul diploması taşımıyorlardı. Makam şoförleri yoktu. Binekleri bile yoktu. Bir atları bile bir kısmının yoktu. Adamlar adamı, adamlar adamı, adamlık dünyasının imamı, Mus'ab bin Umeyr, radıyallahu anh, üzerinde bir pijama bile yokken bu dünyadan gitti. Ama adam, ricalun sadaku maahadullah aleyh. Adam gibi gitti ahirete. Bugünkü dünya hayatının bize etkisi sadece cep telefonu kullanmak üzerinden değildir. Sadece Yerde kerpiç evlerde oturuyorduk eskiden de. Şimdi yüksek apartmanlarda oturuyoruz şeklinde bir değişiklik getirmedi bugünkü uygarlık. Adam anlayışımızı da değiştirdi. Adamlığı da değiştirdi. Erkek olmayı adam olmak zannettik. Halbuki nice kadınlar bu dünyanın en iyi adamları olarak ahirete gittiler. Adamlık kabiliyetimizi koltuklara kiraladık. Nasreddin Hoca efendinin yekürküm dediği gibi ne adamlar varmış deyince koltuk gösterecek hale geldik. Arabalar adamdan daha adam hale geldiler. Marka ayakkabı giyinince beş para etmez insanlar adam yerine geçtiler. İnsanlar cep telefonunu bile adamlık primi yapsın diye marka seçip alır oldular. Allah'ı, rızasını, cennet hedefini, cehennemden kurtuluş gayesini kaybedince biz yüreklerimizden cep telefonu, ayakkabı markası, hatta çorap markası, kravat markası, koltuklar, lastik, balon, her şey adamlığın mi'yarı, ölçüsü haline geldi. Allah ise başka şeye sahip olanlara adam diyordu. Biz çorabı markayla tercih edip giyerken, gömleğimizin hatta yakasında, kollarında ismimiz yazacak şekilde modern giyerken, gömlek düğmelerimize bile belli şartlarda özel para ödediğimiz bir dünyada, pijamasız Rabbine gitti, kefensiz mezara konmuş Musab bin Ümeyr'i Kur'an-ı Kerim ricalun sadaku ma aleyh dedi. Allah'a verdiği sözde duran adam insanlar. Adam insanlar olarak Musab bin Ümeyr'i götürdü. Tekrar bir dönüş yapıp koltuk, ayakkabı, çorap, gömlek, araba, balkon camı, evimizdeki koltuk, hatta kullandığımız kalem çeşidi, asla ve asla adamlık getirmez bize. Kibir getirir, gurur getirir, tuzak getirir, fani dünyanın hilelerinden bir hile getirir, ebedi ahiret getiremez. Evet Allah'ın nimetleri haram değil bize de. Biz de iyi kalem, iyi ayakkabı, iyi araba kullanabiliriz ama bunlar adamlık ölçüsü değil ihtiyacımızın karşılanma ölçüleri olarak kalabilmeliydi bunlar. Arabalara biz binmeliydik. Araba bizi binmemeliydi. Koltuklara biz oturmalıydık. Koltuklar bize oturduğu zaman adam olacağız biz diye yanıldığımız ortaya çıktı.